İlla en bu, tevbe etmeleri müstesna buyuruyor. Yani tevbe kapısı açıktır buyuruyor. Onun için ölmeden evvel tevbe edebilir. Geçen bir profesör çıkmış, bir saat beni tahlil ediyor. Ya nasıl? Benim sohbetten hepsini dinlemiş. Hem de diyor gidiyor diyor, taksici diyor, travesti binmiş de diyor, taksici diyor, ben anlatmışım yani eski sohbette. Onları hep biliyorlar. Taksici diyor, benim sohbetimi dinliyormuş diyor, travesti binince kapatmış diyor. O da demiş ki ben bu hocayı çok severim ya aç aç dinleyeyim demiş diyor. O da ha maşallah falan demiş diyor. Taksici de açmış diyor, dinlemiş diyor. Cübbeli de diyor ki diyor, kimseyi hor görmeyin, akır görmeyin. O cennetlik olabilir, hani tövbe eder, olur, ben cehennemlik olabilir. E, doğru değil mi? Aynı tip konuşmuyor muyum ben? ben şu anda müşahhas birine eşcinsel diye, lezbiyen diye, fahiş diye, fahişe diye özel birinden bahsediyor muyum? Veyahut da onları hor görüyor muyum, akır görüyor muyum? Her sohbetimde söylüyorum ki, en büyük günahları Allah affeder. Küçük günahtan da sana bana bile azap edebilir. Yani büyük günah işlemedim diyorsun. Gel bakayım idrarı üstüne sıçrattın. Sen biraz yan bakayım der diyor. Ehl-i sünnetin akaidinde böyle yazıyor dedim. Tevbe kapısı açıktır, hadis şerif. Ben hiçbir zaman eşcinseli, lezbiyeni, travestiyi, bilmem neyi müşahhas olarak, hor görerek, hakır görerek, melunadan pislik, yüzüne tükürün. Hiç böyle bir şey yaklaşım yapmadım. Ben öyle birini görsem de Hemen kendime ya Rabbi. Elhamdülillah Allah beni bu günaha bulaştırmadı. Allah onda istahsin iddiasın. ben ona dua ediyorum hemen. Hemen dua ediyorum. Allah belasını versin. Hayatta yapmam. Hayatta yapmadığım iş çünkü günahkarları göreceğim. Ben de başka günahım var. Onun da o günahı var. Ee, ona da hidayet dileyerek Allah tevbe nasip etsin. Bir de Allah'a çok şükrediyorum. Hani beni hiç olmasa bu günaha düşürmedi falan. Allah'a hamd etmek lazım. Bir de ben de kalbim de kayabilir falan. Korkmak lazım. Korkmak Adama hakaret etmek veya olur mu bu? 30 sene anasıyla zina etmiş adamı getirdiler hapiste bizim yanımıza. Bayrampaşadayken 2000 senesinde. Gelen vuruyor giden vuruyor. Kafası bu kadar şişmişti. Ben dedim ki durdurdum onları yoksa kafasını patlatıyorlardı orada. Bizim koğuşta. Dedim ki olmaz bu Allah verir Allah azabın cezasını tevbe etmiş anasını etmiş Allah muhafaza biz tabi taş taş kesildik yani psikolojimiz bozuldu ama bak suratına bakamadım yani ama vurmayın vurmayın o vuruyor kafasına bu vuruyor sen şeriat mahkemesi değilsin kadı değilsin şeriattan bunun hakkında şahitler huzurunda mahkemeden şeriat mahkemesinden karar çıkmamış sen buna şahsi olarak bir de benden Cık, olmaz dedim ben 30 sene azizlerdeni Orada linç ediyorlardı, ben kurtardım. Beni öyle şey zannetmeyin yani. Efendim eşkıya tipli bilen, vur, kır, bilmem. Bende öyle işler yok. Ben zaten teke teklerde bu işler anlaşıldıktan sonra benim hakkımdaki sempati toplumda çoğaldı. Ben sempati çoğalsın diye yapmadım. Ehli sünnetin itikadı budur diye mektubattan misal verdim hani. Ama aa o yaptı Fatih Altay'da o kadar mı ya dedi falan. O kadar dedim yani helalı bilen, haramı bilen kafir olmaz. İsterse anasını zina de biz ona kafir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Nefsime uydum, haram işledim diyen adama biz kafir diyemeyiz. Kafir demek ayrı bir şeydir. Ama hacı olsa, hoca olsa, Kur'an'ın şu ayeti geçersizdir dese ona kafir der miyiz? Deriz. Hiç. ehl sünnette tekfir yoktur. Ne demek tekfir yoktur? Kafire kafir demeyen kendi kafir olur. Şeyhülislam İslam Ebu Suud Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Şia'dan Hz. Ayşe'ye iftira edenler hakkında Hz. Ayşe'nin 18 ayetle beraat sabittir. Bunlar kafirdir, kafir demeyen de kafirdir. Şeyhülislam fetvasıdır. Kafire kafir denmez. Ne demek denmez? Kafir derken de kendin dedin zaten. Nasıl denmez daha? O başka bir şey. Ama günahtan sebep hiçbir Müslümana kafir denmez. Velev ki günahların en büyüğünü işlemiş olsun. Ne dedik? babasının kafasını kesmiş diyor İmam Rabbani kafatasını oymuş diyor, içine şarap dökmüş diyor, babasının kafatasında şarap içmiş diyor, sonra da gitmiş anasına bindirmiş diyor. Şimdi bu adama bile İmam-ı Azam Efendimiz kafir denir mi deyince ne buyuruyor? Yaptığı işlerin haram olduğuna inanarak yaptıysa kafir denmez diyor. Ha imanlı ölür mü? O ayrı bir şey ya. İmanlı ölme tehlike hepimizde var zaten. Tabi onlarda Öyle günahlarda tehlike büyüyor tabii yani. Ne kadar büyük günahlar artıyor, tehlike o kadar büyüyor. imansız ölme tehlikesi. Yani ben zaten size sohbetler söylüyorum yani. Böyle önüne gelen Müslüman mezarlığına gömülüyor diye bu mezarlıklarda yatanların hepsi imanı kurtarmış mı?